Hocam diğer bir seyircimiz demiş ki hocam emekli oldum. Namazı yeni başladım. Hocam kazaları da hemen başlayıp kılayım mı? Rabbim kabul eder mi? Bu konuda biraz açıklık getirirseniz memnun olurum demiş. Şimdi bak emekli oldum diyorsun. Demek ki yaşın bayağı var. Hemen başlayayım mı diyorsun? Ya mübarek zaten zamanında kılmam için. Tabii ki hemen başlayacaksın. Hemen başlayacaksın yani. Hemen başlayacaksın. Zaten Mevla Teala da senin bu halini görünce bak kulum pişman oldu. Daha önceki kazalarını yani borçlarını ödemeye başladı. Gerçekten sen bu şekilde devam edersen Mevla Teala geçmiş borçları ne yapar? Affeder. Ama sende istikamet, sende samimiyet, sende ciddiyet ister Mevla Teala. Sen buna başladığın an, o istikametle, samimiyetle devam ettiğin an hemen ne yapar? Mevla Teala seni affeder. Yani normal hayatta da böyledir yani. Mesela birisine borcun olsa, adama ödemese, ödemese, sallasa adam Allah muhafaza etsin. Adam sana güveni ne olur? Sarsın. Ama ödemeye başlasın. Ödemeye başlasan, istikamet ödemeye başlasan ne olur? Toparlan. Der ki bak bu kardeş ne yapacak bunu tamamlayacak der. Öyle değil mi? Evet. Şimdi Mevla Teala da insan bunu göstermeli. Ya Rabbi bak ben daha önce yanlış yapmıştım. Özür diliyorum ya Rabbi. Namazlarıma başladım. Kazalarıma başladım. Ve hepsini tamamlamak istiyorum ya Rabbi diye ne yapması lazım? Onu yapması lazım. Meydana getirmesi lazım. Hocam bir kardeşimiz sormuş. Hocam Murat Uygunoğlu. Ben kanalizasyonda çalışıyorum ama kanala yani lavama giriyorum. İster istemez necis bulaşıyor. Abdest alsak da kafada soru işareti kalıyor. Ya da vakit namazları bazen kaçıyor. Biz bu işi yapmasak abdest alamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Demiş hocam. Şimdi normalde bu kardeşimizin üstündeki illa şey vardır. Olması lazım. Koruma. Koruma olması lazım. Korumayı çıkarttığı zaman altındaki eşyalarıyla ne yapabilir? Namaz kılabilir. Abdest alma meselesine gelince, abdest alma meselesinde abdest normal şartta 2 dakika sürer. 1 dakika, 2 dakika sürer. 2 dakika illa bunu, çok özür diliyorum, abdest ihtiyacı olsa tuvalete gidecek mi? Gidecek. Gidiyorsun be. O zaman bunu yapacaksın. Hiç buna bahane koydum. Bak bir abimiz her cuma günü bunu anlatır. Neden? Der ki, ben de namazları diyor, çok özür diliyorum, taharetimden dolayı diyor, bak taharetimden dolayı ben diyor namazları kılmıyordum diyor. Yani işte affedersin taharetim yapamıyorum işte ne oluyor tuvalete gidiyor çıkıyoruz işte. Sonra Mevla diyor öyle bir kesti ki diyor beni affedersin şimdi hiç taharete çıkamıyorum diyor. Böbreklerinde, böbrekleri bitti biliyorsun, diyalize geçiyor yani diyalizden. Şimdi peki bahanen ne diyor kendine bak. Yani o yüzden namazın bahanesi olmaz. Yapmayacaksın. Namazın bahanesi ol. Sen namazın bahanesini yapmazsan, kararlı olursan, ciddiyetle beraberce sahip çıkarsan Allah mutlaka sana çıkış kapısını yapacak. Gösterecek. Kesinlikle gösterecek yani. Bak kesinlikle gösterecek. O yüzden üzerine giysin. Bir koruma giysin. O korumayı çıkarsın. Ondan sonra vazifesi ne yapsın? Devam etsin. Devam etsin. Yani kalkıp da yok. Yani ben işte şöyle oluyor. Bunlar kesinlikle namazın bahanesi olmaz. Ki savaşta bile Mevla Teala namazı ne yapıyor? Tarif ediyor. Şöyle kılacaksınız diyor. Ordunun diyor birinci cemaatle kılındığı zaman diyor ordunun bir kısmı diyor birinci rekatı kılacak. Sonra onlar öne geçecek. Onlar gelecekler ikinci rekatı gelecekler. Bak ondan sonra onlar bu şey. Ya bu şekilde tarif ediliyor ya düşünebiliyor musun? Savaşta bile namaz terki yok. Savaşta düşmanla karşı karşıyasın. Savaşta bile namazın terki yok. Lağımda olur mu ya? Mümkün değil. Sizi konuşurken dinliyorum. Orada hala sorular, işte sorunun devamlarını soruyoruz. Mesela bazen demiş. Korumamız var, içine su kaçıyor. Yeri geliyor, 50 metre yüzüyoruz demiş kanalın içinde. Bulaşıyor. Ama bu savaş misalinden sonra daha soru sormayacak herhalde hocam. Çünkü bu işin ötesinde olmadığını anlamış oldu inşallah.